Türk Karate Tarihi'nin en değerli sporcularından bir tanesini ağırlıyoruz. Uğur Aktaş bizlerle birlikte olacak milli karatecimiz. Hoş geldin Uğur Aktaş. Hoş bulduk. Evet, e, Avrupa Şampiyonluğu Dile Kolay. 3 tane Avrupa Şampiyonluğu var, Dünya üçüncülüğüm var. E, önemli bir başarı. Biz burada futbol ve basketbol üzerine çokça konuşuyoruz ama biraz bu spor dalları ile ilgili e, aslında spor kamuoyunun biraz eksikliğinden de bahsetmek hmm. gerekiyor. O yüzden de burada seni konuk ettiğimiz için çok mutluyuz. E, biraz istersen karate sporu çok tanınmış bir spor değil aslında. Çok ilgi duyulan bir spor değil. Ama sen bu spor dalında çok büyük başarılar elde ettin. Biraz başlangıca gidelim diyorum ben istersen. Çünkü e, karateyi tercih etmiş olman ve burada büyük başarılar elde etmiş olman açıkçası e, büyük bir başarı. Ve e, başlangıçta da ben biraz hikayeye hakimim ama sen biraz seyircilerimiz için anlatacaksın tabii ki bunu. E, ben karateci olacağım diye girmiyorsun aslında bu işe. Ama evet. galiba sonrasında müthiş işler oluyor. Evet. Öncelikle beni yayınıza ağırladığınız için ben de size teşekkür ederim. E, karate sporuyla ben 10 yaşında tanıştım ilk defa küçük yaşlarda enerjimin yüksek olmasından dolayı ailem beni karate sporuna yönlendirdi. Fakat karate sporunu herhangi bir şekilde bilmiyorlardı. Yakın bir kulüp, yakın bir büyükşehir belediyesinin tesisinde karate sporuna yazdırdılar beni. Sonrasında ilk 4 ay içerisinde ben karate'de gelişim gösterdim. Hocam da 4 ayın sonunda bu çocuk sporu bırakmasın, karate'yi bırakmasın, iyi yerlere gelebilir şeklinde bir açıklamada bulundu aileme. O, o günden beri ben de karate sporunu severek yapıyorum. Ee, yaklaşık 13 yıl oldu, 23 yaşındayım ben. 13 yıldır karate ile ilgileniyorum ve 15 yaşından itibaren Milli takım adına e, uluslararası arenada bayrağımızı temsil etmeye çalışıyorum. Evet, gayet de çok iyi temsil ediyorsun. Aldığın başarılar zaten bunu bize kanıtlıyor. Biraz tabi e, eski röportajlarından yola çıkarak e, seni tanımak için söylüyorum. E, anne faktörü galiba çok önemli. E, evet. Bunu sen zaten çokça ifade ediyorsun. Özellikle aile galiba e, Hı -hı. milli sporcunun başarılı olması için e, en önemli faktörlerden bir tanesi Kesinlikle. ve sen de bununla ilgili şöyle bir şey söylüyorsun. Annem benim en büyük motivasyon kaynağım diyorsun. Bununla ilgili neler söylemek istersin? Çünkü kahvete sporunda elde ettiğim başarıların belki de temelinde bu var. Evet, kesinlikle öyle. Aile bence çocuğun eğitim ve spor hayatında eğer spor ya yapıyorsa çocuğu çok önemli bir yere sahip çocuğunun başarılı olmasında çok önemli bir yere sahip ailem benim de bu zamana kadar aldığım bütün başarılarda gerek eğitim hayatımda olsun gerek spor hayatımda olsun her zaman benimle beraber mutlu oldular ve bu e, sevinci benimle beraber paylaştılar bence bunun e, benim başarılı olmamda e, en büyük etki bence bundan dolayıdır e ailemden dolayı. Annemin bendeki yeri sürekli çok ayrı. Şöyle ayrı, üniversite hayatımda benim bitirdiğim bölüm elektrik elektronik mühendisliği bölümü. Oradan mezun oldum. Şu anda mühendisim. Ona da geleceğim evet. zaten birazdan. Yani ailemin, annemin bende faktörü o şekilde çok büyük, çok fazla. Beni karate branşında buralara kadar gelebilmemin de en büyük öncüsü annemdir. Kendisinin bana desteği çok büyük, ilk kazandığım Avrupa Şampiyonası'nda ilk milli takıma girişimde tabii ki babamın da öyle. O da buradan şey olmasın, alınmasın. aile faktörü kesinlikle çocuğun ve benim yani genel olarak söyleyeyim ve benim başarılı olmamda en büyük etken ailemdir ve annemdir. İtici güç oldular. Evet senin bu başarılarında belki de e, tabii sen de bahsettin mühendissin aslında. Evet. E, bu aslında çok alışık olduğumuz bir profil değil. Yani bir sporcu profili e, bizim Bildiğimiz bir sporcu profilinde hı hı. genelde Bessio tercih edilir ve oradan spor faaliyetlerine hı. devam eder sporcu. Ama senin durumunda sen işte 23 yaşındasın şu hı hı. anda, mühendis olmuşsun. Hatta okuduğun bölüm de elektronik elektronik mühendisliği evet. çok ciddi bir bölüm. Bunu da galiba hiç kayıp vermeden tamamlamışsın. Evet. Bu anlamda da çok farklı bir profil bize anımsatıyorsun ve galiba bu anlamda çok öncü bir isimsin. Neler söylersin bununla ilgili? i̇lk okula başladığımdan bu yana dediğim gibi ailemin desteği benim üzerinde eğitim konusunda da çok büyüktü. Kötü denemeyecek, iyi denebilecek bir düzeyde eğitim hayatım, eğitim hayatım Hiç vardı. Hiç bence öyle deme çünkü lise <laughs> lisede üçüncülük falan var. Evet. Ondan sonra galiba ciddi bir temel sana bunu da getirmiş gibi Kesinlikle yüzük. öyle. Temelimin sağlam olmasının bence üniversitede bana çok büyük katkısı oldu. Lise hayatımı lise üçüncü olarak bitirdim. Daha sonra üniversiteye geçeceğim zamanlarda aslında arada kaldım diyebilirim. Çünkü milli takımda yarışmak aynı zamanda okula da ağırlık vermek gerçekten çok zor olacaktı. Bunun bilincindeydim ama hem kendi istediğim bir branşta, bölümde okumak, karateden farklı olarak, spordan farklı olarak kendimi eğitim konusunda da geliştirmek hem de ailemin bu konuda isteği vardı. Onların da bu isteğini bir nebze yerine getirmiş olmak adına elektrik elektronik mühendisi bölümünü seçtim. Bir yıl hazırlık olmak suretiyle 4 yılda okulun kendisi toplam 5 yılda mezun olmuş oldum. Çok şükür şu anda mühendis olarak karşınıza oturuyorum. Evet, mühendisliğini yapamıyorsun ama tabii ki. Evet, Çünkü maalesef. çok e, yoğun bir fikstürün var. Yoğun maç bir trafiğin var. Bununla alakalı neler söylersin? Çünkü o yoğun maç trafiği içerisinde bir de okulunu bitiriyorsun. Hı, çok zor bir dönem olmuş olması gerekiyor senin evet. için. Kesinlikle öyle ama insanların başaramayacağı bence istediği zaman başaramayacağı herhangi bir şey olamaz. Bütün her şeye vakit ayırabilir insan. Spora da eğitimine de her şeye vakit ayırabilir. Sosyal hayatına da ayırabilir. Tabii ki kolay olmayacaktır bazı şeyler. E, istenildiği zaman, zorlandığı zaman tabii ki sıkıntılar yaşıyoruz. Her e, sporcu yaşıyordur eğitim hayatında bes okuyan arkadaşlarım da illaki okula gitme konusunda sıkıntı yaşıyorlardır. Ben de yaşadım. E, örneğin 2017 yılında e, Avrupa Şampiyonası'nda ben şampiyon oldum fakat e, geldikten sonra 3 hafta boyunca sabahtan akşama kadar ders çalıştım. Final sınavlarına geçebilmek, okulu bitirebilmek adına kolay Tatil olmak... yapmak varken sen o sırada ders çalıştın. Evet, sınavlar bitti... <laughs> Evet, sınavlar bittiği zaman Avrupa Şampiyonası'nın etkisi de bitmişti. Yani kutlayamadan geçmiş ya oldu belki Avrupa. Belki senin rakiplerin o sırada tatilini yapıyordu. Belki yeniden müsabaka yapacaktı evet. onlarda ama sen o sırayı ders çalışarak geçirdin. Evet, ders çalışarak geçirdim ama çok şükür bu güne geldim bugünlere kadar. Ee, gelebildim, bunun için mutluyum. Ee, başarmak istediğim bir şeyi, bir şeyi başarabildiğim için bunu istediğim için mutluyum gerçekten. Evet, bu noktada söylediğin çok doğru aslında. yani Bir sporcunun e, ben işte spor faaliyetlerini yerine getiriyorum, okumak benim için çok zor e, ifadesini aslında sen şu anda tamamen çürütüyorsun. Evet. Çünkü bunu başarmış bir isimsin. E, yine aslında eski sözlerinden yola çıkarak şunu söylemek istiyorum. Kaliteli vakipler beni zirveye taşıyor ifadesini evet. kullanıyorsun. E, Karateye biraz girelim. Yani karate konusunda çünkü Açıkçası yabancıyız hepimiz. Evet. evet ilgi duyanlar var ama bununla alakalı konuşmamız gerekiyor. Önemli başarılar elde ettim ve bu sözünden de yola çıkarak karate sporunun önemli noktaları nelerdir? Nelere dikkat etmesi gerekiyor sporcularımız? Tabii şöyle söyleyeyim. Karate kata ve kumite olmak üzere iki ayrılıyor. Kata dediğimiz 360 derece eksen etrafında bir veya birden fazla kişiyle yapılan hayali dövüş sanatı. Yani karşınızda bir rakip yok. Sadece belli hareketler var. Belli bir kompozisyon içerisinde o hareketleri sergiliyorsunuz ve rakibinizle beraber hakemlerin de sizin tekniğinize, duruşlarınıza, kuvvetinize bakarak size bir puan veriyor. O şekilde müsabakası oluyor. Katanın bizim kumitenin de benim yaptığım eee karate'nin alt bir dalında, kumitenin de karşılıklı iki rakip belli kurallar var, belli kurallar dahilinde. Rakibe zarar vermeden zaten bizim e, maçlarımız selamla başlayıp selamla bitiyor. Bunun anlamı O da, da aslında yanlış biliniyor değil mi? Çünkü evet. e, aslında daha şiddetli bir e, spor dalı gibi biliniyor. Evet. Aslında öyle değil. Kesinlikle değil. Kontak sporu değil. Karatede nakavt olayı da yok. Nakavt olduğu zaman, rakibe nakavt edecek bir pozisyonda olduğunuz zaman siz maçtan emmen ediliyorsunuz, atılıyorsunuz. E, belli bir ceza alma e, olayınız var sert vuruşlarda. 3 ceza alabiliyorsunuz en yani fazla. Dördüncü de maçtan atılıyorsunuz. Bu şekilde kumitenin belli kuralları var. belli hakemler bazı noktalarda durduruyor. Puanlarınızı veriyor veya karşı rakibe cezalarını veriyor. Belli bir alan var. Oradan çıkınca da örnek veriyorum bir ceza alıyorsunuz. Karateyi bu şekilde tamam e, tanımlayabilirim. Daha doğrusu karatenin temeli de kihon. Yani katayı oluşturan teknikler, kumiteyi oluşturan teknikler. Bunun temeli de Kiyon. Tabii ki en temelden başlayıp yukarıya doğru gidiyorsunuz. Hangi bölümde iyiyseniz, kata da iyiyseniz, kendinizi orada iyi hissediyorsanız o şekilde devam ediyorsunuz. Sporculuk hayatına, profesyonel kısma. Ben kendimi Kumite'de iyi bulduğum ve onu yapmayı sevdiğim için Kumite seçtim ve bu şekilde devam ediyorum kaya hayatımı. Ve tabii dilersen biraz hedeflere de gelelim. Hı hı. Başardığın noktaları biraz konuştuk ama galiba 2020 senin için çok önemli bir yer tutuyor hedeflerin arasında. Olimpiyatları istiyorsun, olimpiyatlarda madalya kazanmak istiyorsun. Evet. Neler söylemek istersin, nasıl hazırlanıyorsun, süreç şu anda nasıl işliyor senin için? Karate biliyorsunuz ki bundan önce olimpiyatlarda yer almıyordu. 2020 olimpiyatlarından önce karate olimpiyatlarda yer almıyordu. 2016 yılında ilk defa karatenin olimpiyatlarda Yarışacak bir branş olarak seçildi, açıklandı. Biz de e, bu süreçten açıklanma sürecinden sonra çalışmalarımızı yükselterek devam ettirdik. Çünkü e, bu geçtiğimiz yılın Eylül ayından itibaren bizim puanlamalarımız başladı ve ilk defa karate yer alacağı için e, kota sayısı düşük olacak. Yani çok zorlu bir süreç e, olacak bizim için. Sürecin yarısına gelmiş olduk. Önümüzde bir yıllık daha bir süreç var. E, çok zorlu bir. Süreç bütün turnuvalar e, puan veriyor ve biz e, senelerde ise haftanın diyeyim e, 6 günü sürekli olarak kamptayız, antrenman yapıyoruz. Bir gün dinlenebiliyoruz sadece. Onda da kendi özel eksiklerimiz varsa onlara yönelikle çalışıyoruz. Çok fazla dinlenme fırsatımız olmuyor. E, olimpiyatlar bizim kanayan bir yaramızdı. Ama e, 2020'de Allah kısmet ederse e, karate ile yarışmayı e, istiyorum ben. Benim takım arkadaşlarım da istiyor onlarla beraber. Kamplarda sürekli çalışıyoruz, antrenman yapıyoruz. Karate girdiği için Olimpiyatlara çok mutluyuz. Hedefimiz tamamen en büyük hedefimiz orası. Ara turnuvalarda da tabii ki performansımızın en üst seviyesini, en üst performansımızı sergileyerek biz puan toplayarak oraya gidebiliriz. Ancak bu da kolay olmuyor, çok zor oluyor. Ama biz elimizden gelen her şeyi sonuna kadar yapacağız, üzerimize düşen görevi ve orada yer almak için de ben kendi adıma söyleyeyim sonuna kadar bütün sınırları zorlayacak umarız inşallah zaten önceki karşılaşmalara baktığımız zaman bunu yapabileceğini bize gayet net olarak gösterebildin. Aslında çok alçak gönüllü bir insansın Biz yayından önce de çok konuştuk kendisiyle evden itmana itmandan eve gibi bir durum var aslında uyumadığın zamanlar bile oluyordur belki çünkü çok ciddi bir çalışma gerektiriyor. Ee, galiba ekstra çalışmalar bu işin özünde var değil mi? Yani çünkü ekstra çalışma yapmadığın zaman belki de o maçta galip gelmen çok zor. Evet kesinlikle. Çünkü e, biz kamplarda veya antrenmanlarda ortak e, bütün sporcular e, beraber antrenman yapıyoruz. Hocalarımın gösterdiği Hocalarımızın gösterdiği teknikleri kombinasyonları uygulamaya çalışıyoruz. Ama bizim kendimizin bireysel olarak eksiklerimiz var. Örnek veriyorum benim direnç konusunda, dayanıklılık konusunda bir problemim olabilir. Diğer arkadaşımın tekniksel bakımdan bir problemim olabilir. Bunu hocalarımız tabii ki tek bir antrenmanda veya kamp sürecinde bunu özel olarak veremiyorlar antrenman olarak. Bizim ben kendi açımdan söyleyeyim kendi eksiklerimle, hocalarımla iletişim kurarak, onlardan fikir alarak kendi eksiklerimi belirleyip buna yönelik olarak ekstra olarak çalışmaya, Çalışıyorum elimden geldiği kadar. Diğer türlü sürekli antrenman yapıyoruz. Sürekli bizim rakiplerimiz de antrenman yapıyor. Bizi hazırlanarak bütün maçlara geliyorlar. Eğer eksiklerimizi kapatıp bir sonraki maçı daha kuvvetli gelemezsek muhtemelen rakiplerimiz bizi geçecektir. Bize karşı taktik yaparak belli belirli bir strateji üreterek yeni maça gelecektir. O yüzden bizim aynı noktada kalmamız bizim zararımız olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden de saymamak çok önemli. Kesinlikle öyle sürekli olarak kendimizi geliştirip yani nasip olur da Olimpiyatlara gidersek orada performansımızın en üst seviyesinde olmayı açıkçası ben o şekilde olmasını istiyorum Allah nasip eder de oraya gidersek o şekilde söyleyebilirim bu özel çalışma konusunda. Fiziksel tabii fiziksel bir spor yapıyorsunuz. Çok önemli bu. Çalışmayı çok gerektiren bir durum. Evet. Ee, ama Karate tabii çok da yabancı olduğumuz bir spor dalı olduğumuz için olduğu için e, şimdi tabii bu spor dalını uygulamak isteyen, yapmak isteyen insanlar da var. Hı -hı. Gençlerimiz var. Onlara buradan neler söylemek istersin? Çünkü Karate çok tercih edilen bir e, spor dalı değildi ama bundan sonra özellikle Olimpiyatların işini, işin içine girmesiyle birlikte e, çok da tercih edilen bir yer haline gelecek. Karate şöyle söyleyeyim aslında self defense dediğimiz yani kişinin kendisini korumaya yönelik e, yapılan bir branş. Karate şiddet içeren çok yüksek derecede şiddet içeren bir spor değil. Zaten öyle olsaydı açıkçası benim ailem buna izin vermezdi. Ben de bunu istemezdim. Karate gerçekten tatami, bizim antrenman yaptığımız yer. Oraya girdiğimiz zaman biz antrenman yaptığımız, vakit ayırdığımız yere selam vererek giriş yapıyoruz. Hocamıza selam vererek antrenmanımıza başlıyoruz. Maçta rakibimize selam vererek. Sürekli bir saygı konusu ve gerçekten bir... Boksta örnek veriyorum da knockout olayı var, tek bandoda da var bildiğim kadarıyla kick da ama karate gerçekten onlar kadar e, sert bir spor dalı değil. Dediğim gibi maçlarda e, belli bir teknik var. O mesafeden örnek veriyorum 10 santime kadar bizim attığımız yumruklar puan değeri görebiliyor. Yani değmesine bile gerek yok. Şuradan çektiğim zaman yumruğu ben rakibime karşı uyguladığımda. Bu puan değeri Oyunca görebiliyor. Oldukça taktiksel bir durumdan bahsediyoruz. Evet mesela. çok hızlı gelişen, çok ani gelişen ve patlayıcı kuvvetin çok yüksek olduğu bir spor dalı. O yüzden gerçekten de çok zor. Çünkü bütün kuvvetinizle tekmeyi en hızlı şekilde rakibe atıp fakat çok fazla temas yapmadan geri çekebiliyor olmanız lazım. Gerçekten teknik kapasitenin çok yüksek olduğu bir spor dalı. Çok hızlı gelişen bir spor dalı. Yani saliselik olaylarla biz maçı kazanıyoruz veya kaybetiyoruz. Böyle anlar da oldu. Örnek veriyorum Dünya Şampiyonası'da ben son 10 saniyelik bir aralıkta kaybettim Dünya Şampiyonluğunu. Evet, ondan da bahsetmek Hı -hı. gerekiyor galiba. Evet. Ee, orada ciddi bir hakem hatasından da bahsetmek gerekiyor. Evet. Ee, yani evet eline kadar gelmiş o Hı -hı. fırsat ama o dönem hakemden kaynaklı olarak bu gerçekleşmemiş ama galiba yakın zamanda bunu sen yine gerçekleştireceksin diye düşünüyorum. İnşallah. Dediğim gibi yani karate o şekilde bir spor. Bizim en büyük hedefimiz zaten belli. O şekilde inşallah güzel olacak her şey. Tabii bundan sonraki süreçte sen, sen önce oluyorsun zaten buna hmm. ve bundan sonra karate sporunu çok tercih eden insan olacaktır diye hmm. umuyoruz. Şöyle bir şey de sormak istiyorum. Güveş tabii ki bizim atasporumuz hmm. ve orada da çok ciddi başarılar elde ediyoruz. Karateyi sen yakından bilen, içinde hmm. olan bir insansın ve bundan sonraki süreçte güveşe yaklaşabilir mi karate? Çünkü orada da ciddi bir yetişme var gibi gözüküyor şu anda. Biz karatede Türkiye olarak gerçekten çok başarılıyız. Gittiğimiz, daha doğrusu geldiğimiz son turnuva. Fas'taki Premier Lig bütün, şöyle söyleyeyim, 10 tane kategori, 12 tane kategori var bizde. Ve ilk 64'te olan sporcular Premier Lig'e e gelip yarışabiliyor. Yani puanı yüksek, elit sporcular orada mücadele ediyor. Biz oradan 3 altın madalya, 3 gümüş madalya yanılmıyorsam, 4 de bronz madalyayla ülkemize geri dönüş yaptık. Ve turnuvayı birinci olarak bitirdik. Yani baktığınız zaman çok büyük başarılar elde ediyor ediyoruz. Türkiye olarak karate branşında çok başarılıyız. Ama olimpik bir branş olmadığımız için bu zamana kadar çok fazla göz önünde olamadık. Bundan sonra ben umuyorum ki bize olan ilgi daha da artar. insanlarda da karateye olan ilgisi de artar. Karateye başlayacak olan, aklında soru işareti olan insanlar da, çocuklar da, arkadaşlarımız da. Bu soru işareti giderilir inşallah. O şekilde güzel bir, karateyi güzel bir, güzel bir şekilde tanıtmak istiyoruz biz 2020'de. Gerçekten güzel bir, iyi bir branşız, başarılı bir branşız. Dünya sarılamasında da şunda, genel sarılamada Ümit, Genç, Büyükler, bütün e, total puan sarılamasında dünya, dünyada ikinci sıradayız. E, yani zaten, zaman e, seni ağırlamamızın en önemli etkenlerinden bir tanesi buydu. Biraz öz yapmak gerekirse hı hı. bizler de işte bu spor yayınlarını yapan insanlar olarak biraz bu konuya az eğiliyoruz. Futbol ve basketbolun önemini daha çok e, belki de spor severler gördüğü için bu şekilde oluyor ama e, işte bir yandan da böyle Avrupa şampiyonları çıkartıyoruz, dünya şampiyonları çıkartıyoruz. Biraz daha sizlerin sesi olmamız gerekiyor. E, bu anlamda senin burada olman bizleri çok mutlu etti. E, şu konuya da değinmek istiyorum. Yani tabii ki hayatında birçok dönüm noktası vardır, kırılma anları vardır ama ee, bunu karate özelinde soruyorum. Yani hı hı. kırılma anın var mı? Ee, o yetişme anlarında söylüyorum. İşte 10 yaşından sonraki süreç için özellikle. Evet 15 yaşında daha doğrusu şöyle söyleyeyim. 14 yaşında ben Türkiye şampiyonu olmuştum. Fakat e, milli takım seçmelerinde yenildim. Bizde e, Türkiye şampiyonasından sonra milli takım seçmeleri oluyor. Herkes birbiriyle maç yapıyor orada. E, o sene milli takıma giremedim ama 15 yaşında e, ilk defa Türkiye şampiyon olup yani e, milli takıma seçildim ve orada ümitler kategorisinde Avrupa üçüncüsü olmuştum. O süreçten sonra benim hayatımdaki e, karate'nin yeri de e, değişti ve kendime olan güvenimde bir kırılma anı dediniz ya siz. O kırılma anı bence o anda oldu. Çünkü milli takım e, benim için gerçekten hayal gibiydi. Küçük yaşlarda yaparken ilk 5 sene e, sürekli olarak antrenman yaptım. Herhangi bir milli takımın için içerisinde yer almamıştım o zamana kadar. Ama onu yaptıktan sonra ve Avrupa Şampiyonası'nda derece elde ettikten sonra Kendime olan inancım, güvencim, kendime olan inancım ve güvenim yerine geldi. Yapabileceğimi anladım. Daha da iyilerini yapabileceğimi hissettim o an, o turnuvadan sonra. Ve bu bence benim hayatımdaki en büyük kırılma noktasından bir tanesi. Tabii şimdi e, milli bir sporcunun e, milli maçta galip gelmesinin ardından İstiklal marşını duymak hı. galiba e, en onu ve olduğunuz andır diye düşünüyorum. E, sen şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor'un bir sporcususun evet. ama e, sizler için galiba orası çok farklı bir yer hı. değil mi? Yani... İstiklal maaşına çıkmak, kürsüye çıkmak, birinci sırada çıkmak. Ee, bunu biraz anlatmanı istiyorum açıkçası. Kesinlikle öyle. Biz e, oraya açıkçası e, gittiğimiz zaman maçlara gidiyoruz. Sürekli olarak milli takım eşofmanları var üzerimizde. ve Biz e, gerçekten Türk halkını yurt dışında çok e, güzel bir şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. Bütün hareketlerimize dikkat ediyoruz. Yaptığımız turnuvalarda e, göğsümüze taşıdığımız e, arma'nın hakkını sonuna kadar vermeye çalışıyoruz. Çünkü bizim yerimizde olmak isteyen çok fazla sporcu ve çok fazla insan var. E, biz de bunun bilincindeyiz. Gerçekten bütün e, Türk karate, milli takımı olarak bunun bilincindeyiz. Ve buna yönelik olarak da e, davranışlarımızı, yurt dışındaki davranışlarımız olsun, maç içerisindeki tutumlarımız olsun sonuna kadar bunun hakkını vermeye çalışıyoruz. Ve tabii ki bütün Türkiye'yi biz orada temsil ediyoruz bütün Türk halkını temsil ediyoruz tek bir bayrak var göğsümüzde ve bunu da oradaki örnek veriyorum Avrupa Şampiyonası'nda 49 ülke katıldı. Bu 49, 49 ülke şampiyon olduğunuz zaman ayakta sizin marşınızı dinliyor. Sizle siz de orada bütün Türkiye İstiklal Marşı'nı bütün Avrupa ülkelerine duyurmuş oluyorsunuz. Bu gerçekten çok çok muazzam bir duygu. Yani yaşayan bilir. Diyebileceğim duygu, insanların tüylerinin diken diken olduğu bir an, çok onuru ve gurure gurur dolu olduğumuz bir an. Ben bu anı yaşamak için elimden gelen kadar elimden gelen her şeyi yaptım bu zamana kadar. Bundan sonra da hem olimpiyatlarda inşallah. Hem de geri kalan Avrupa ve Dünya şampiyonalarında yarıştığım süre boyunca o bayrağı orada en üst seviyede tutup İstiklal Marşı'nı okumak için, okutmak için elimden gelen her şeyi sonuna kadar yapacağım. İnşallah böyle olur. Temennimiz bu yönde. Bundan sonraki tüm turnuvalarda inşallah ipi göğüslersin ve İstiklal Marşı'mızı okutursun diyelim. İnşallah. En büyük hedefin olimpiyatlar diye biliyorum ve evet. inşallah olimpiyatlarda da istediğin başarılara ulaşırsın i̇nşallah. ve İstiklal Marşı'mızı tekrar tekrar okutursun diyelim. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Uğur Aktaş katıldığın için bizle